Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi sizinle bugün doğru bir kaynak nasıl alınır, nasıl seçilir bunu konuşacağız. Bunun için yanında kaynak koçumuz var İbrahim Hocam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, arkadaşlar İbrahim Hocam hangi kaynak kanalında zaten tüm kaynakların incelemesini yapıyor ve en doğru kaynağı almanız için size yönlendirme yapıyor. Şimdi hocam öğrenciler diyor ki hocam biz gidiyoruz kırtasiyeden bir sürü kitap alıyoruz ya da internetten kitaplar alıyoruz ama bizim için en iyi, en doğru ya da en isabetli kitap hangisi? Bunu bulana kadar bir sürü alışveriş şey yapıyoruz. Paramız gidiyor. <laughs> ee, hocam bir kitap seçerken en çok neye dikkat etmeliyiz? Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz? Hocam bunu bir terazi gibi düşünün. Terazi dengede kalması gerekiyor. Yani bu denge şöyle olursa hani öğrencinin seviyesi aşağıda, kitabın seviyesi yukarıda olursa arada büyük bir kopukluk oluyor. Burada da öğrencinin motivasyonu düşüyor. Zorlanıyor. Aynen yani. öyle. Öğrencinin seviyesi yukarıda, kitabın seviyesi aşağıda olduğu zaman da burada da büyük bir kopukluk oluyor. Burada da hani öğrenci boş yere vakit kaybetmiş oluyor. Oyalanıyor sadece. Aynen, Aynen. öyle. Yani az çok dengede olmuş olacak. Hatta hmm. e, kitabın seviyesinin bir tık daha yukarıda olması da e, avantajlıdır. Çünkü öğrenciyi geliştirir. Hepten aynı seviyede olursa hani evet. tekrar amaçlı giymiş, gi Sıklamış gibi olmuş oluyor. Aynen evet. öyle. En önemli unsur bu. E, hocam anladığım kadarıyla yani öğrenci kitabı tanıyacak kendisini tanıyacak Aynen. ve bu bağlantıyı kuracak. Evet. E, hocam kitabı hadi sizden izledi ya da evet. başka yerden tavsiye aldı vesaire. Kendini nasıl tanıyacak? Ya hocam bunun da farklı yöntemleri var aslında ama bence en güzel metot branş denemeleri üzerinden ilerlemek. Çünkü hmm. komple denemeye girse hani denemedeki net bazında verirse yanlış olur. Hmm. Ama branş bazlı ilerlerse bir branştan ne kadar eksiği varsa ona göre eksiğini az çok belirleyip ona göre kaynaklara yönelebilir. Evet, zaten hepimiz de az çok kendimizi tanıyoruz ha. Yani hangi branşta ne kadar <laughs> yani. iyiyiz ne kadar kötüyüz. Ee, arkadaşlar kendinizi tanıyorsanız kendinize uygun bir kitap seçeceksiniz. Ee, peki hocam. Öğrencilerin temel yaptığı hata da şu oluyor. Mesela gidiyor çok iyi bir öğrencinin elinde kaynağı görüyor. Aynen. Ben de onu alayım diyor. Sonra çözmüyor, Aynen. kenara koyuyor. Aynen. Ee, burada kimi baz alacağız? Yani bizim e, kendimizi kıyaslayacağımız kişi kendi dengimiz mi? Öğretmen tavsiyesi mi? İnternette gördüğümüz şey mi? Reklam mı? Hı -hı. Neye bakacağız yani? Ya hocam aslında bu kitap da bilinçli tüketilmesi gereken bir şey yani. Evet doğru. Ee, Bunu şöyle düşünün. Evet. Karşınızda çok iyi bir öğrenci var. Bu aslında iyi bir bodyci yani şampiyonayı hazırlanan bir bodyci Hı. gibi düşünün bunu. Ha, bu adam 50 kilo ile çalışıyor. Şimdi yeni başlayan birisi body'ye yeni başlayan birisi geldiğinde o adam 50 kilo ile çalışıyor ben de 50 kiloyla çalışacağım derse orada pert ya, olur. yani pert olur <gülüyor> yani. <gülüyor> bu adamın ne yapması lazım? İlk önce 5 kiloyla çalışıyor sonra bir üst seviye bir üst seviye. Ondan sonra bu aşamaya geldikten sonra bu arkadaşını baz Aynen, alması lazım. Doğru. Yani evet. sistemin bu şekilde basamak basamak ilerlemesi gerekiyor aslında. Yani ben hatta çocuklara şey diyorum. O çocukları iyi yapan o kitap değil. Çocuk iyi olduğu için o kitabı çözüyor. Sen de o iyi seviyeye gelince en zorlarını çözebilirsin. Evet. Ama dediğiniz gibi oraya gelene kadar belli e, aşamalar var. Aha. Onları kat etmesi gerekiyor. Aynen öyle. Peki hocam bir kitapta e, sizce en önemli şey ne? Yani şu olmazsa olmaz diyeceğiniz şey nedir? Ya da birkaç şey nedir? Hani siz kitapları inceliyorsunuz, bakıyorsunuz, bize de tavsiye Hı -hı. ediyorsunuz. En çok neye dikkat ediyorsunuz? Hocam seviye eşleşimi o teraziden sonra tamam. gelen en önemli şey bence çözümleri hocam. Çözünürlüğün olup olmaması. Çünkü evet. herkes e, çözdüremiyor hocasına ya da bir şey yapamıyor. Herkes yani evde çalıştığı zaman anlık hemen anlaması gerekiyor. Bu bakımdan hani ben bir önemli yani ikinci önemli olan şeyin çözüm olduğuna inanıyorum. Kesinlikle çok önemli. E, çünkü her an birine soramıyorsun. Hı -hı. bazıların dediğim gibi kursa gidemiyor, özel ders yok vesaire. Hı -hı. Çözüm o açıdan çok önemli. Peki şöyle bir şey var hocam. Mesela ben öğrencilere şöyle bir tavsiyede bulunabilir miyim? Bir kitap aldın. Sen, siz de aldınız. Ben de aldım. Ve bu bize uygun değil. Bunu takas yapmak gibi, birbirimize kitap değiştirmek gibi böyle şeyler yapabilir miyiz? Mantıklı mı sizce? Yani, yani sınıfa girip ben bunu çözemiyorum arkadaşlar. Bu bana çok zor geldi deyip birine hediye etmek ya da onunla kitap değiştirmek. Ya işte orada arkadaşının seviyesini de bilmesi gerekiyor aslında. Değil mi? Mantıklı bir e, e, takasın olabilmesi için. Aynen aynen. Yani hatta şöyle olur e, ben diyorum ki sen nasıl bir öğrenciysen sana benzeyen bir arkadaşın ne çözmüş? Git mesela onun tecrübesinden faydalan ona sor sen de ona benzer kitaplar alıyorum. Hı -hı. Aldığın kitap çok mu kolay? Götür zayıf bir arkadaşına ver. Çok Hı -hı. mu zor? İyi bir arkadaşına ver. Yani Hı -hı. bu kitabı vermek aslında arkadaşlar kitabı kullanışlı bir hale getirir. Ee, dediğimiz gibi bazen hocam derse gidiyoruz ya da öğrencilerimizi görüyoruz. Aa böyle kitap yığmış. <laughs> evet. İşte seviye uygun olmayan kitaplar alınmış. Aynen. O yüzden atılmış kenara. İşte bu ya. Çok doğru. <laughs> Aynen kolay. öyle. Arkadaşlar kaynak koçumuzu dinleyeceğiz. Seviyemize uygun kitap alacağız. Buna çok çok dikkat edelim. Bir kitabı alma hazzı çok güzeldir. Çözmeyince de hocam vicdani sıkıntı yapıyor. E, tabii canım ya direkt motivasyon düşüklüğü de Aynen. yapıyor yani. Diyor ki hocam kitaplar beni bekliyor. Çözeceğim mi diyorum. Çözemeyeceğim <laughs> diyor. Yani bu kitap yığınıyla başınız belada biliyoruz. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim hocam. Arkadaşlar hangi kaynak kanalından da tüm kaynakların inceleme videolarını izleyebilirsiniz. Böylece doğru kaynaklar alırsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>